Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, hastalığı yeni yeni atlatıyorum sayılır. Güzel dilekleriniz için, dualarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 23.596 da sanırım abone sayısı. Gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum desteğiniz için ve özellikle bugün cumartesi günü sizden tıklama istedim. Yani eski videolarda olsun beğenin, izleyin, kanala destek olun diye. Desteğini esirgemeyen arkadaşlar Allah razı olsun. Rabbim sıkıntınız varsa gidersin inşallah. Türkiye'nin şampiyon olmuş 5 büyük takımından biri olan bir zamanlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Bursa Spor TFF 2. Lig'e düştü. Ve tarihinde ilk kez 3. Lig seviyesine düşmüş oldu. Bursa, Kocaeli ve Menemen Spor 2. Lig'e düşmüş. Kocaeli Spor da bir dönemin meşhur takımlarındandı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ee, yani Bursa Spor şampiyonuyla ilgili de mesela birçok şey var ama ben bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Yani yıllardır da takımlarını kötü yönetiyorlar maalesef ve bu sonuç kaçınılmazdı. Şampiyon Altay Bayındır için geliyor. Hollanda Ligi'nde 36. kez şampiyonluğa ulaşan Ajax, uzun süredir takip ettiğim Altay Bayındır için ilk adımını atmaya hazırlanıyormuş. Andre o na na'nın na, yerini milli file bekçisiyle doldurmayı planlayan kırmızı beyazlar kısa sürede pazarlıklara başlamayı planlıyormuş. Bir kere şu o na, na, na dememden herkes anlamıştır. Çünkü arkadaşlar bu duyumu e, Türkiye'de herhalde ilk veren bu kanaldı. Aylar aylar önce. Ama dedim ki takipteler. <laughs> ya, bu oraya gidecek manası taşımıyor ama takipteler ve Ajax'ta da başarılı olur. Şimdi bak. Altay ile Uğurcan arasında bir fark var. Evet ikisi de iyi kaleci. Yani mesela bana kalırsa Türkiye Ligi'nin en iyi, en yetenekli kalecisi kim biliyor musunuz? Bana kalırsa. Adana Demirspor kalecisi Vedat şey Muriç. Vedat Benan'da herhalde. Muriç'i. Muriç'i çok iyi kaleci. Adana Demirspor'daki kiralık. İkinci. Altay'ın kalecisi. Gerçi sözleşmesini feshettiler herhalde. Harbi söylüyorum bak. Çok çok iyi kaleci. Refleksleri falan mükemmel bir kaleci. Ama ne Adana'nın kalecisi ne Altay'ın kalecisi Fenerbahçe'de tutmaz. İkisi de Trabzonspor'da tutar. Altay Bayındır Fenerbahçe'ye gelse tutmaz. Alta e, şey Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gelse tutmaz. Altay da Trabzon'a gitse tutmaz. Çünkü birisi karşılayan kaleci, öbürü bekleyen kaleci. Altay karşılayan kaleci. Yani atak oynayan, sadece kontra ataktan rakiplerin gelebildiği takımın kalecisi Altay Bayındır. Bak Volkan da böyleydi. Engin İpekoğlu da böyleydi. Hatta Volkan Babacan da böyleydi. Hatta Mert Günok da böyleydi. Recep Biler de böyleydi. Fenerbahçe yıllardır böyle kaleci yetiştiriyor. Ajax takımı nasıl oynar? Askılı, ofansif. Ajax rakipleri nasıl gol atar? Muhtemelen kontra ataktan ya da çok çok iyi organizasyonlardan. Ha, Altay Bayındır Ajax için doğru kaleci. Ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu sene kötü bir e, performans sergiledi. Ne kadar da kötünün iyisi diyerek ikinciliğe sevinecek durumda olsak da birçok oyuncumuzdan iyi servisler bekliyoruz. Ve Altay 24 yaşında. şey Yani 24 yaşında para eder durumda. Sözleşme bitimine bir yıl kaldı. Uzatma planlarımız var. Eğer talip olan olmasa ya da gitmezse. Ve Inter'le aylar önce anlaşan Onana'nın yerine Altay'la doldurmak için harekete geçiyor demiş. Öncelikle biz resmi teklif bekliyoruz. Ajax uzun zamandır Altay'ı izleyip hani olabilir eğer makul fiyatta dediği için olabilir. Uzun lafı kısası arkadaşlar Fenerbahçe satabilir. Yani bu sezonki performansını göz dolduruyor. Öyle 20, 25 falan filan değil. Aziz Allah. Im. 12, 13 bandına bile satılabilir. Hocam 6 ay 13'e satılamaz, satılmaz, teklif dahil edilemez falan filan. Arkadaşlar var, arkada bekleyen kaleci de var. Ama 6 aydan benim beklediğim gelir aralığı 13, 15 milyon euro civarı. Hocam Uğurcan peki kaça gider derseniz o benim sorunum değil. Ben Fenerbahçe duyumları veriyorum. O daha da düşüğe gider. Çünkü bekleyen takımların kalecisi. Onu alan takımlar, yani onu alan takımlar muhtemelen orta sıra takımlar olacak ya da alt sıra takımlar olacak. Onlara ne kadar verir bilmiyorum. Fenerbahçe'ye Portekiz'den süper yetenek Vitor Pereira Estoril'den Miguel Crespo'yu transfer ettirmişti biliyorsunuz ve 25 yaşındaki orta saha oyuncusu sezonun en iyi isimlerinden birisi oldu. Hatta size bir soru sorayım. Bu sezon Süper Lig'de sezonun transferleri kimler? 3 tane isim söyleyin. Bana kalırsa Kim Minji ve Crespo kesinlikle ilk ikideler. Kesinlikle tartışmasız ilk ikideler. Tartışmasız. Neyse bu kez de Jorge Jesus'un analiz ekibi Portekiz'den yeni bir yeteneği hedefine koymuş. Samuel Lino. Lino? Lino. Köpek ismi gibi tövbe estağfurullah. Esam'da okuluyor şimdi. Kötü bir şey söylemedim gerçi ya. Şimdi bir Mustafa Hoca klasiği Lino mu? Ve söylendim. Hemen transfer markta yaz. Bak bakalım. Yani nedir ne değildir. Brezilyalı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Gil Vicente forması giyen Brezilyalı hücum oyuncusunu Fenerbahçe'ye getirmek istiyor. Tecrübeli teknik adam imza yatmasından 22 yaşındaki Lino için girişimler başlayabilir. Bakın. Transfer markta girdim. 22 yaşında evet ancak 7 milyon euro piyasa değeri var ve Hani bunun scouting'lik bir tarafı yok. Bunu ben de anlarım. Bunu ben de anlarım arkadaşlar. Bunu öner, bunu ben de öneririm. Crespo 1,5 milyon euroya alınmıştı. Bugün 15'e satılsa birçoğunuz üzülürsünüz. Ucuza gitti lan dersiniz. Ama 15 milyon euro büyük para. Aa 23.600 oldu. 23.600 oldu. 20 Oo. Valla çok iyi oldu ya. Valla Allah razı olsun. Çok çok iyi oldu. Teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş gelmişler. Safalar getirmişler. Valla mutlu oldum ya. Allah razı olsun. 23.600 kişiden de Allah razı olsun. Sadece yeni gelenlerden değil. Şimdi Jesus'un analiz ekibi futbolcuyu beğenmiş diyor. Allah aşkına. Futbolcuyu siz de beğenmez misiniz? Bak. 37 maça çıkmış. 14 gol. 5 asist. 22 yaşında. 7 milyon euro piyasa değeri. Yani yönetimin stratejisine uyuyor demiş. 5 milyon euro talep. Yani 5 milyon euro istemesi bekleniyormuş. Transfer için. Valla arkadaşlar. Bakın futbolcu kaç dakika oynamış. 37 maç 3033 dakika oynamış. 14 gol 5 asist. Yani hemen hemen bayağı oynamış. 6,5 milyon euroya. Atletico Madrid satın aldı yazıyor. 1 Temmuz 2022'de. Transfer Market'ta Atletico Madrid 6.5'a satın aldı yazıyor arkadaşlar. 1 Temmuz 2022 itibariyle. Ki Atletico Madrid e, yönetimindeki kan kankişdoma da sorarım gerekirse. O da muhtemelen beni doğrulayacaktır. Yani bu tip haberlere çok fazla kanmayın. Ha piyasa değeri 2 olur, 2.5 olur, 3 olur, 22 yaşında olur evet. Patlamaya hazır bomba olur. Bir şey diyemem ama durum böyle. Mourinho Fenerbahçe'nin kalbine talip oldu. Biraz da hızlanalım. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min Ji kadrosunda görmek istiyormuş. Kimler istemiyor ki? Ee, tam iki senedir Mourinho'nun göz hapsinde duruyor. Bu doğru. Evet Mourinho gerçekten izliyor. Portekizli teknik adam Tottenham'ı çalıştırdı. 2020-21 sezonunda da Güney Kore'de futbolcu istemiştir. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de bir transfer listesi var. Bir transfer listesi var. Ve bu listede e, siz zannetmiyor musunuz? Yani Allah aşkına Vitor Pereira'nın geçen sene alınsın dediği isimlerin o listede şu anda olmadığını mı düşünüyorsunuz? Şu anda. Aynı şekilde Tottenham içinde Kim Minji e, listede ben büyük ihtimalle topluma gideceğini düşünüyorum. Ama bakalım ne olacak? Mesut Özil için yeni iddia Meksika. Ya var ya şu bizim duyumların bir hafta sonra, iki hafta sonra, üç hafta sonra yeniymiş gibi paylaşılmasını bir seviyorum ki. Gerçekten bak. Şimdi Mesut Özil için Meksika iddiasını ortaya atan arkadaşlara basit bir soru sorayım. Basit bir soru sorayım. Siz Mesut Özil'in başımıza bela olmayacağını gerçekten düşünüyor musunuz? Gerçekten böyle tereyağından kıl çeker gibi MLS'e ne bileyim Arabistan Yarımadası'na gideceğini falan gerçekten düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız elimde satlık köprü var Kayseri'de. Valla ucuza bırakırım. O parayla da Peugeot 3008 alırım. Süper lan. Üç üstüne falan arabalar geçiyor. Müthiş bir köprü. Ya dünyada aynı yerde başka köprü yok. Sadece bir tane. Aynı yerde dünyada başka hiç onda, o köprüden başka yok. Ha, süper. Kayseri'de Boğaz Köprü diye geçiyor onun adı. Müthiş bir yer. Biraz kokuyu var bu civarda ama olsun. İyi bir köprü. Satarım yani. Lan uyanın uyanın. Mesut başımıza bela olacak. Uyanın. Ha Mesut Özil'in hissedarlar arasında bulunduğu Nexakaya transfer olması durumunda. Kulübün kaderi değişebilir. Ligin kaderi değişebilir. Falan filan. Bak mantıklı. Güzel bir palavra. Kantu iddia etmiş. Antudur o. Yok Kantu'ymuş. Kantu'ya göre Mesut Özil'in olası transferi hem Meksika ligine ilgiyi arttırır hem değer arttırabilir. Ee, Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yapabilir ifadesini kullanmış. Mesut Özil'in olası yeni adresler arasında en ciddi taleplerin, taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu hatırlatılmış. Inter Miami'nin talibi, talibiyeti var. Lafım yok. Ama ben Mesut Özil'in başımıza bela olacağını çok net olarak söyleyeyim. Bak dün müydü ondan önceki gün birisi demiş ki eski efsanelerimizden Oğuz Çetin Alex de Souza'nın heykeli yapılmamalıydı demiş. Ben bir cümleyi alıp laf sokmam. Öncesine bakarım, sonrasına bakarım. Ne demiş acaba derim. <laughs> Muhtemelen şey demiştir yani ya hani haksızlık oldu bıçak birçok efsane vardı niye onunki falan diye. Muhtemelen öyle demiştir yani tahminim öyle. Onu demişse bir şey diyemem. Hak veririm ama yok Alex efsane değildi falan filan dediyse kes ölen sesini kestan der birçok kişi. Ayıp olur. <laughs> Burada da bir şey söyleyeyim. Mesut Özil için bile heykel dikilsin diyenler vardı. Mesut'la ilgili şunu söyleyeyim. Kesinlikle Fenerbahçe'den ayrılmasını istiyoruz. Gustavo'nun da ayrılmasını istiyoruz. Ama Mesut'un vicdanına kalmış. Gustavo'nun insafına kalmış. Bak unutmayın. Gustavo için de söylüyorum. Mesut için de söylüyorum. Her ikisinin de insafına kaldı. Gidebilirlerdi. De, Kalabilirlerdi. De. Gitti diyen duyumcular yalan söyler kaldı diyen duyumcular yalan söyler. Aynı lövdeki gibi. Aynısını aynı cümleleri kurdum. Geldi diyende yalan söyler, gelmedi diyende yalan söyler. İmzayı görene kadar bana bile inanmayın. Çünkü çok çetrefilli. Jorge Jesus için dediğim gibi, imzayı görene kadar bana bile inanmayın. Çok çetrefilli. Ya bakın arkadaşlar. Canım arkadaşlarım. Sevgili kardeşlerim, takipçilerim. Hepimiz burada bir aileyiz. Bak ben kibirsiz bir adamım. Ya ben de kibir yok. Ben e, hani bir insan bana hata yapsın gelsin özür dilerim desin. Affedebilen türde bir adamım. Ben de kibir yok. Ama belki de 23.600'den dolayı yok. 2 milyon 360 bin olsaydı kanal belki de ben kibirli olacaktım. Hocam özür dilerim hata yaptım. Git lan. Adam değilsin diyecektim belki de. Ha Mesut Özil'le, Jesus'la, Löv'le bu tip adamlar da yani bir şeyleri yüksek. Ben giremiyorum, detaya giremiyorum. Ama do elimi açtım diyorum ki Rabbim bize ikinci Max Kruse vakasını yaşatma inşallah. Amin diyorum. İnşallah anladınız ne demek istediğimi. Detaya da giremiyorum. Son haberimiz. Hemen kısa kısa 3-4 tane video çekme fikrim var arkadaşlar. Uzatmayayım. Berke Özer Anderlehe Sinan Bolat Fenerbahçe'ye demiş. Ertuğrul Taşkıran. Bu arada ya unutmadan Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Michael Kraft e, sağlık sebeplerinden dolayı antrenörlük kariyerini sonlandırmış. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. E, Fenerbahçe'de çalışmak gerçekten stresli. Adam bize geldiğinde dinç bir adamdı ama yani geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Bunu söyleyeyim. Ha unutmadan Ertuğrul Taşkın ne oldu Ertuğrul Taşkıran'a? O niye yok? Yani Sinan Bolat geliyor mu Ondan dolayı soruyorum. Ertuğrul Taşkıran? Neyse haberin detayına bakalım. Belçika ekibi Gent ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan Sinan Bolat'ın da takımdan ayrılacağı belirtilirken biz Sinan Bolat'ı devre arasında istedik. Kaç istediler biliyorsunuz değil mi? Kaç istediler? Kaç istediler lan? <laughs> 1.5 diye hatırlıyorum ama 2.5'tu sanırım. Bir buçuk milyon euro istediler sanırım da iki buçuktu diye hatırlıyorum niyeyse. Ama bir buçuk olduğunu, hani beynin bir buçuk diyor. Beynin e, kenar mahallesindeki o çukur taraflarındaki kesim de bir buçuk değildir lan. Bir buçuğa bizimki alır da diyor. İki buçuk alandır o diyor. Yani. Ve sözleşmesi bitiyormuş. Belçika'nın önemli yayın organlarından Watbal Belciye'de yer alan haberde Belçika kulüplerinin önümüzdeki sezon için transfer istediğini takımlarla futbolcuların muhtemel duraklarını açıklamış. Anderlecht'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek. Berke ile ilgilendiğini belirtmiş. Bak. Berke ile ilgili de şunu söyleyeyim. Herkes şu cümleyi kuruyor. Berke kesinlikle %100 Fenerbahçe'den ayrılacak diyor. Ben de diyorum ki biraz temkinli olun. Ayrılmayabilir deyin. Ya da sözleşmesini uzatıp ayrılabilir deyin. Bir. İkincisi şu cümleyi kuruyorum. Diyorum ki Berke Fenerbahçe'den ayrılıp Avrupa'ya gidecek. Ulan Avrupa'ya gidecek kadar yetenekliyse niye ayrılıyor? Niye izin veriyoruz? İkincisi Berke iyi bir Fenerbahçeli. Çok çok iyi bir Fenerbahçeli. Berke taraftarda biraz kırgın ve kızgın. Ama üstünden çok süreç geçti. Ee, bir bakmışsınız. Belki yeni Malatya Karagümrük maçında kaleci Berke olur. Olmaz olmaz demeyin. Bir bakmışsınız olabilir. Mesela e, yanlışım yoksa. Dur şuraya bir not daha ekledim. Arkadaşlar uzuyor uzuyor ama çok önemli notlar ekliyorum. Ha, hakkınızı helal edin. Çok çok önemli notlar ekliyorum. E, öyle her şeyi de not olarak eklemiyorum. Şimdi. E, biz Fenerbahçe olarak ikinciliği garantilersek. Ki bence garanti aylar önce söyledim. Hatta benim tahminime göre 3. Beşiktaş 4. Galatasaray olacaktı ama anlaşamadılar arada bir şeylerde. Beceremediler. Şimdi kara maçında Fenerbahçe diyelim Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Yani ikinci Şampiyonlar Ligi elemesine gitmeyi garantiledi. Büyük ihtimalle sezonu 10 Haziran civarında açacağız. Yani 10 Haziran civarında açacağız. Ve Haziran'ın ilk haftasında Avrupa Uluslar Ligi maçlarının olduğunu söylüyorlar. Orada Şampiyonlar Ligi'ne ilgili de bir bilgi var. Onu da söyleyeyim. E, unutmadan söyleyeyim. Glasgow Rangers Avrupa Ligi şampiyonu olursa Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu yerine bir üst tur olan üçüncü eleme turu oynayacakmış. O da tabii 2 Ağustos civarında başlıyor. İkinci eleme turu da 19 Temmuz'da başlıyor. Bilginiz olsun. Yani bu olayın yaşanması halinde Fenerbahçe sezonu rakiplerinden daha erken açma durumu kalkacak diye söylüyor. Ama ben bu durum yalan diye biliyorum. Bunun bir puanlaması illaki vardır. Fakat Ukrayna takımları alınmazsa ki öyle duruyor. Yani Ukrayna takımları da savaş mağduriyetinden dolayı UEFA'da hakları saklı tutulmak şekliyle yani Şampiyonlar Ligi'ne giden bir sonraki sene yine Şampiyonlar Ligi'ne gidecek şekilde tutulmak suretiyle bir sene ötelenebilir. O olursa Fenerbahçe zaten bir tur az oynar. Glasgow'un kazanmasının alakası yok diye biliyorum. Ama tam araştırmadım. Fakat ben öyle biliyorum yani. Eğer öyle bir şey olsaydı mutlaka şey yapardım diye biliyorum ama neyse. Glasgow olayı palavra diyelim. Ukrayna'da katılacaklar diyelim. Yani 10 Haziran civarında biz sezonu açacağız. Haziran'ın ilk haftası Avrupa Uluslar Ligi maçı var. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam Altay gibi milli futbolcuya izin veririm. Oynama belki oynasın. Mesela Ferdi'ye izin veririm. Sakatlanmada git bu sefer milli takıma derim. Hocam Novak'la falan olmaz. Kim diyor Novak? Yeni Malatya maçına. Çık. Berke, Çağatay. Zaten kim yok. Serdar. Hatta Emir Ortakaya. Ne olacak lan? Kaç kaç bitecek ki? 2-0 yenilelim. Ne değişecek? Ne değişecek? 3-0 kazanalım. Ne değişecek? Vallahi bak. Arda Güler sakatlanmasa Arda 11 başlardı falan. Bunu düşünün arkadaşlar. Böyle bir olay var. O yüzden bence Berke Özer son maçta kalede oynayabilir. Ha, Ertuğrul oynat eğer Berke gidecekse. Neyse Sinan Gümüş, Sinan Bolat'ın Fenerbahçe falan filan diyor. Arkadaşlar Sinan Bolat'ı Fenerbahçe almaya çalıştı. İyi bir para istediler. Öyle bir tepkiyle karşılaştı ki Ali Koç hem taraflardan hem yönetici bazılarından kesinlikle rafa kaldırdı. Galatasaray da e, ilgilendi. Sinan Bolat ara transfer döneminde. Zaten bir dönem Galatasaray'da oynadı diye hatırlıyorum ama Hafıza beni yanıltmıyorsa oynadı. Olmadı. Ben diyorum bana kalırsa en büyük ihtimal Ertuğrul Taşkınan Fenerbahçe'de. Ondan daha küçük ihtimal Berk Özel uzatıp kiralanacak. Ondan daha küçük ihtimal Sinan Bolat'ın Fenerbahçe'ye gelmesi. Sinan Bolat'ın Fenerbahçe'ye gelmesi %0. Diğerlerini siz belirleyin. Kanalımıza destekleriniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.